Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Çok güzel sorular hazırladım. Bu soruların benzerleri sizin yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah en yüksek notları alırsınız. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Berke sınavındaki 15 matematik sorusundan 9 doğru, 6 yanlış yapmıştır. Yanlış sorular doğru olanları etkilemediğine göre Berke'nin yaptığı doğru sorular yüzde kaçtır? Yani yanlışlar doğruları götürmüyormuş. Bize burada doğru miktarı lazım. 9 tane doğru yapmış. Toplam sorumuz 15 tane matematik sorusu. İlk yapmamız gereken buradakileri bir kesir olarak ifade etmek. Yani şöyle 15 soru vardı matematikten 9 tanesini doğru yapmış Berke. Yani 15'te 9. Ve ben bunu yüzde olarak ifade etmek istiyorum. Yüzde olarak ifade etmek için biliyorsunuz paydasının 100 olması lazım. 15'i 100 yapmalıyım. Fakat herhangi bir sayıyla çarpma uyguladığımda 15'i 100 yapamam. O zaman ilk olarak ben buradaki kesri biraz sadeleştireceğim. Sonra 100 yapacağım. Bakıyorum 9 ve 15 ikisi de 3'e bölebilirim. Önce biraz sadeleştirelim. 9'u 3'e böldüm. 3 oldu. 15'i 3'e böldüm 5 oldu. Şimdi paydamız 5. Artık ben 5'i 100 yapabiliyorum. 20 ile genişletmeliyim. Eşittir diyorum. 20 çarpı 5 100 oldu. Ve 20 çarpı 3 60 oldu. İşte artık yüzde olarak ifade edebiliyorum. Demek ki Berke %60 olarak doğru yapmış. Yani buradan 60 puan kazanır. Öyle diyelim. Yüzde olarak ifade ettik. Böyle bir soru çıktığında dediğim gibi burada bizden istenenleri doğrular istenmişti ya. İlk önce bunu kesir haline getirin, sonra da paydasını 100 yapın. İkinci sorumuz ondalık gösterimlerle ilgili. Buradaki yukarıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Bakın başındaki tam kısımlar hepsinde aynı. O zaman kimin büyük kimin küçük olduğunu virgülden sonraki kesir kısımları belirleyecek. Fakat burada kendime avantaj sağlamalıyım. Nasıl bir avantaj? Bakın burada virgülden sonra bir basamak, bir kişi var. Burada virgülden sonra iki basamak var. Bunda üç basamak var, üç kişi var. Bunda iki kişi var. Ben hep basamak değil de kişi olarak söylüyorum. Öğrencilere kolaylık olsun diye. Şimdi burada nasıl bir avantaj yapacağım? Şöyle, üç kişi var diye bir tanesinde virgülden sonra. O zaman ben hepsini üçer kişi yapayım. Daha kolay olacak işim. Yani şuradaki ikinin yanına kendim iki tane sıfır koyabilirim. Hatırlayın, ondalık gösterimlerde en arkadaki bölüme sıfırlar koymak ya da buradaki sıfırları silmek buradaki ondalık gösterimin değerini değiştirmez. Ben buraya iki sıfır koyduğumda sadece genişletmiş oluyorum. Değeri yine aynı. Yani herhangi bir şeyi etkilemiyor. Buraya bir tane sıfır ilave ediyorum. Burası zaten 3 basamaktan oluşuyor. Buraya da bir sıfır ilave ediyorum. Şimdi virgülden sonraki basamak sayıları aynı oldu. Ve baştaki tam kısımlar aynıydı. Şimdi biz bunlara bakıyoruz zaten. Virgülden sonra 200 var. Burada 240 var. 98 var ve 180 var. Kimin büyük olduğu anlaşıldı, değil mi? O zaman 42,24 yani sıfırı eklemeden önceki halini yazdım. En büyükmüş. Şöyle büyüktür işareti yapıyorum. Sonra kim var? 42,200 olmuştu. 42,2 yani. 42 tam 10'da 2 ilk hali. İkinci sırada bu. Peki üçüncü bakın 180 var değil mi? Yani 42 tam %18'di bu. Ben sıfır ilave ettim. Ve en son kim kaldı? 42, yani 42 tam binde 98. Ha bu sıfırları İsterseniz bir yine koyabilirsiniz. Hani ben koymadım ama ilk hallerini yazdım. İsterseniz koyun, fark etmez. Bu şekilde de yazsanız öğretmen doğru kabul eder. Bir önceki gösterimde de doğru kabul eder. Ve büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıralayabilirsiniz. Hemen geçelim 3. soruya.
40 lira etiket fiyatı olan bir kalemlik %20 indirim ile satılmıştır. Kalemliğin indirimli fiyatı kaç liradır? Şimdi 40 liranın %20'sini bulacağız. Burada yüzdelerle problem çözerken şuradaki %20'yi kesir olarak yazmanızı tavsiye ediyorum. O zaman işiniz daha kolay olacak. Şimdi 40 liranın %20'sini bulacağız. Ne yapıyorduk? Bir sayının yüzdesini bulurken alttaki 100 sayısına bölme yapıyorduk. Yukarıdaki ile de çarpma yapıyorduk. Ve bu şekilde 40 liranın %20'sini bulacağız. Şimdi 40'ı 100'e bölmemiz lazım ama 40'ı başta 100'e bölemeyiz, değil mi? O zaman biz önce çarpmayı yapalım. Yani 40 ile 20'yi çarpalım. Şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Öğretmenim, önce bölme veya önce çarpma fark ediyor mu? Yok, hiç fark etmiyor. Eğer ben 40'ı 100'e bölemiyorsam ne yaparım? Önce çarpmasını yaparım, sonra bölerim. Kısa yoldan çarpabilirsiniz. 2 kere 4 8 deyip 2 0 ilave edebilirsiniz ama ben normal yoldan gideyim. 0 0 2 kere 0 0 2 kere 4 8 topluyorum. 0 0 800. Ve ne yapacağım? Şimdi 100'e böleceğim. 800'ü 100'e böldüğümüzde, yine kısa yoldan göstermeyeyim, İşlemi göstereyim. Ne yapıyorduk? 2 0 sildiğimizde bölmüş oluyorduk. Yani cevap 8. Demek ki 8 liralık bir indirim uygulanmış. Önceki fiyatı 40 liraydı. O zaman 8 lirayı çıkarırız. Geriye ne kalıyor? 32 lira. Demek ki indirimli fiyatı 32 liraymış. Cevabımız B şıkkı oldu. 40'ın %20'si 8 oluyor. Bunu da burada belirteyim. Dördüncü soru. 25 tam 1284 ondalık gösteriminde %1'ler basamağındaki rakamın basamak değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? %1'ler basamağında kim var? Neresi? Virgülden sonraki ikinci basamak. Yani şu 8'in olduğu yer. Yani biz 8'in basamak değerini arayacağız. A şıkkı yanlış. Çünkü burada 0 tam 10'da 8 yazıyor. B şıkkı zaten 4 var. Bu uygun değil. Burada ise %80 yazıyor. Bu da yanlış. Doğru cevap D şıkkı. 0 tam %8. Basamak değeri böyle yazılır. Ya da öbürkü gösterimde, yani diğerki gösterimde kesir gibi olarak şöyle gösterilebilirdi. %8. Böyle de olsa doğruydu. Şu buna uygun değil tabii ki. Bu farklı. Cevap D şıkkı. D şıkkını işaretledik. Geldik 5. soruya. Taner Bey mağazadan fiyatı 59,8 lira olan gömleği, fiyatı 98,25 lira olan pantolonu ve fiyatı 24,54 lira olan cüzdanı almış ve kasaya 200 lira vermiştir. Taner Bey kaç lira para üstü almalıdır diyor. İlk olarak aldıklarını bir toplayalım. 59,8 lira neydi gömlek? 98,25, o da pantolon fiyatı. Burada dikkat edeceğimiz virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. 24,54 lirada neydi? Cüzdan. Bunları bir toplayalım bakalım. Burada toplama kolay olsun diye şu boş basamağa bir sıfır koyabilirsiniz. 5, 4 daha 9, 8, 2 daha 10, 15. Evde var 1. Virgülü yine aynı yere koyuyoruz. Normal toplamaya devam ediyoruz. Evde var 1 demiştik, verdik 10 oldu. 18, 4 daha 22, elde var 2 oldu. 7, 9 daha 16, 2 daha 18. Ne oldu? 182,59 lira oldu. Şimdi 200 lira vermişti. 182 sayısını, tabi tam kısım olduğu için 200'ün altına yazıyoruz. Ve 59 virgülden sonraki bölüm. Şimdi burada şu hatayı yapmayın. Bazen öğrenciler böyle yapıyor. İşte 9 aşağı diyor, 5 aşağı diyor. Bu yanlış. Niye? Çünkü 200'ün yanına virgül koyup şuradaki boş basamakları doldurmanız gerekiyor. Doldurduğunuz zaman çıkarma işlemi doğru olacak. Öbür türlü yanlış olurdu. Ve normal çıkarma işlemi yapacağız artık. 0'dan 9 çıkmaz. Komşulara gittik. Taburdan alıp herkese vererek geldik. Burası oldu 10. Bunlar kaldı. 9, 9, 9 ve 1 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 5 çıktı. 4. 9'dan 2 çıktı. 7. 9'dan 8 çıktı. 1. Ve 1'den 1 çıktı. 0. İşte 17 lira 41 kuruş. Yani 17,41 diyelim. Bu kadar para üstü alması gerekiyor. 6. soruya bakalım. Çözümlemesi verilen ondalık gösterimleri yazınız diyor. Şurası yanlış olmuş. N harfi yapalım.
Şimdi bu soruda neye dikkat edeceğiz? Şuna dikkat edeceğiz. Bakın ilk önce tam kısmı yazalım. 20 ve 3 var değil mi? Yani 23. Yazalım 23 virgül. Şimdi kesir kısmını yazacağız. Onda birler basamağında 2 var. Tamam, bunu koyuyoruz yerine. Bakın yüzde birler basamağı burada verilmemiş. Verilmediyse yüzde birler basamağını biz boş geçmeyeceğiz tabii ki. Demek ki orada 0 varmış. O yüzden buraya değeri yazılmamış. O zaman ben buraya bir 0 koyacağım. Binde birler basamağında 4 var. Yani 23'tan binde 204 oldu. Öğrenciler bazen şu hatayı yapıyor. 20 ve 3 tamam, 23'ü yazıyor. Sonra 2 ve 4'ü koyuyor, görüyor ve 2 ve 4 yazıyor. Tabii ki bu yanlış oluyor. Bakın gerçeği bu. Eğer böyle yaparsanız puan alamazsınız. Bu şekilde yazmalısınız. İkinci alıştırmada bakın tam kısım yok. O zaman ne yapacağız? 0 tam diyeceğiz. Kendimiz koyacağız. Onda birler basamağı yazılmamış. Yine ne yapıyoruz? Tabii ki boş bırakmıyoruz. Kendimiz bir 0 koyuyoruz. Yani her basamağı muhakkak dolduracağız burada. Yüzde birler basamağında 6 var. Binde birler basamağında 7 var. Yani 0 tam binde 67 oluyor. Diğerinde normal kesir olarak ifade edilmiş bu kez basamak değerleri. Fark etmez. İlk önce tam kısmı yazalım. 200 ve 5 var. Yani 205 tam oluyor. Virgül. Onda birler basamağı yine yazmıyor bakın. O zaman ne yapıyoruz? Sıfırı kendimiz koyuyoruz. %5 yani yüzde birler basamağında 5 var. Binde birler basamağında 8 var. Ve 205 tam binde 58 oldu. Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme. Evet, buradaki sayı doğrusunda işaretlenmiş yer acaba nasıl yazılacak? Bakın 4 ile 5'in arasında değil mi? Ve bu 4 ile 5'in arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Yani 4 tamı geçmiş. O zaman 4 virgül diyeceğiz. 4 tam. Kaçıncı adımda? Birinci adımda. O zaman 4 tam 10'da 1. Bu kolay. Şunda 3 tam 10'da 6 ile 3 tam 10'da 7. Şimdi nasıl yazacağız burayı? Şöyle yazacağız. İşimizi kolaylaştırmak için buralara birer tane 0 ekleyin. Yani 60 ve 70 olsun. Şimdi çok kolay yazabilirsiniz. Öbür türlü 6 ile 7'nin arasında nasıl yazacağınızı belki şaşırabilirsiniz. 60 ve 70 haline getirdim mi? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Yani 3 tam %67 oldu. İşte bu kadar. Geldik 8. sorumuza. Biraz zor bir soru. Satıcı 64 liraya aldığı bir ürünü 80 liraya satmıştır. Buna göre satıcı bu satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir? Böyle sorularda şunu yapmalısınız. 64'e aldı, 80'e sattı. Kaç liralık bir kazanç elde etti, kar elde etti? Önce onu bulmalıyız. 80 liraya sattı, 64'e almıştı. Çıkaralım ilk önce. Bakalım kaç lira olarak kar elde ettiğini bulalım. Sonra bunu yüzdeye çevireceğiz. Sıfırdan çıkmıyor. 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 7'den 6 çıktı. 1. 16 liralık bir kazanç elde etmiş. Peki malı kaça almıştı ürünü? 64'e değil mi? Bunu yazın paydaya. Ve 16'yı da yukarıya yazın. Yani 64 lirada 16 lira. 64'te 16 kadar para kazanmış oluyor lira olarak. Şimdi bunu ne yapmalıyız? Yüzdelik olarak ifade etmeliyiz. Peki yüzdelik olarak ifade etmek için ne yapmam lazım? Paydasını 100 yapmam lazım. 64'ü çarpma yoluyla genişleterek 100'e ulaşamam. O zaman ben bunu ilk önce biraz sadeleştireyim. Ne yapabilirim? İkisini de 16'ya bölebilirim. Ya da bu aklınıza gelmezse önce 8'e bölüp sonra da yapabilirsiniz. Yani şöyle uzun yoldan göstereyim. İkisini de 8'e bölündüğünü anlarsınız. 16 bölü 8 2. 64 bölü 8 8. 2 bölü 8 oldu değil mi? Bir daha bölelim şimdi. 2'ye bölelim. Ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Şimdi 4'ü artık 100 yapabilirim. Yani ben bunu 25 ile çarparım. Genişletirim. Öğrenciler genişletme yaparken hani kesirlerde hep şöyle diyorlardı. Öğretmenim hangi sayıyla genişleteceğiz? Biz nereden bilelim? Şimdi 100 yapmak istiyoruz ya. 4'ün 100 olması için kiminle çarpmamız gerekiyor? 25. Bunu senin bulman gerekiyor. Yani öğretmen size bunu yazmaz. Neyse devam edelim. 25 çarpı 4 100 oldu değil mi? 25 çarpı 1 25. İşte oldu. %25. Demek ki 64 lirada 16 liralık bir gelir lira olarak %25 oluyormuş. Yüzde olarak ifade ettiğimizde ve artık bunu %25 olarak yazabiliriz. 9. sorumuz. Metin bir testin 24'te 6'ını 6 bölü 24'ünü, Turgay sıfırdan %35'ini, Kerem %57'sini, Yusuf ise
3 bölü 5'ini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre aynı sürede en çok cevaplayan hangisidir? Şimdi bunlar kimisi kesir olarak verilmiş, kimisi ondalık gösterim, kimisi yüzde. Hepsini aynı şekilde yazmam gerekir ki karşılaştırayım. Hepsini yüzde olarak ifade edeyim. Kerem'in olduğu gibi. Mesela Turgay'ı ben ne yapabilirim? Sıfır tam %35 ya. Şöyle yazabilirim. Yanlış yaptım. %35 olarak yazabilirim. Tamam, bunu da ifade ettik. Şunu yüzde yapayım. 6,24 6/24 6,24 nereden çıktı? 6/24 ne yapayım? İlk önce biraz sadeleştireyim. 6'ya böleyim ikisinde. Eşittir 1 oldu, 4 oldu. 1/4 hani yukarıda yapmıştık ya, 25 ile genişletince ne oluyordu? %25 oluyordu, değil mi? İşte oldu. %25. Demek ki Turgay Metin %25. Şuraya yazalım. %25 bununki de. Sıra geldi Yusuf'a. 3/5. Bunu 100 yapmak kolay. 20 ile çarparız paydayı ve yukarısını tabii ki. 20 × 5 100 oldu. 20 × 3 60. Ve Yusuf'unki de %60 oldu başarı olarak. Doğru cevaplama oranı olarak. Ne yaptım ben? %60 yazacaktım. Aklım 35'te kalmış. %60. Güzel olmadı ya. Şöyle güzel tane tane yazalım. Şurada görünsün. Burası biraz karışık oldu. Evet. Metin %25. Turgay %35. Kerem %57. Yusuf %60. Şimdi bu kadar sürede en çok cevaplayan kim oldu? Tabii ki yüzde olarak en büyük olan %60. Yani Yusuf en çok cevaplayan oldu. O zaman cevabımız D şık oldu. İşaretledik. 10. sorumuz yine yazılıda çıkabilecek sorulardan birisi. Yandaki şeklin boyalı bölümünün yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şöyle yapmalısınız sevgili öğrenciler. İlk önce bunu kesir olarak ifade edin. Bütün kutuları sayın. Bakın 5, 10, 15, 20. Bunu paydaya yazın. Sonra boyalı olan yerleri yazın. 2, 4, 6, 7. İşte 20'de 7. Ben bunu ne yapacağım? 100 yapacağım paydasını. Yani 5 ile çarparım, genişletirim. 5 × 20 100 oldu. 5 kere 7 35. İşte oldu. %35'miş. Nerede cevap? D şıkkı. İşte bu kadar. Bunu da yapmış olduk. 11. sorumuz kolay bir soru. Geometri ile ilgili. Yukarıda verilen iki doğru için ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Paraleldirler. Bu yanlış. Paralel olduklarında birbirlerine dokunmamaları gerekir. D doğrusu ve K doğrusu. Bu yanlış ifade. Kesişirler. Evet doğru. Bakın kesişiyorlar. Hem de dik kesişiyorlar. Değil mi? Bu doğru. Ve birbirlerine diktirler. Zaten şimdi söylemiştik. Yani 2 ve 3. ifadeler doğru. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. C şıkkını işaretledik. Geldim son soruya. Konum belirleme. Öğrenciler bazen böyle sorularda kolay gibi görünüyor ama yanlış yapabiliyorlar. Dikkat etmek lazım. Noktalı zeminde verilen A noktasının B noktasına göre konumu nedir diyor. Biz A'yı belirleyeceğiz değil mi? Ama kime göre? B'ye göre. O zaman B'den yola çıkacağız. Yani B'den yola çıkıp A'ya doğru gideceğiz ve A'nın yerini belirleyeceğiz. Ben hep öğrencilerimi anlatırken şöyle anlatıyorum. A noktasını soruyor değil mi? A noktası kaybolmuş diyorum. Biz neredeyiz? B'nin olduğu yerdeyiz. B'ye göre A'nın nerede olduğunu bulacağız yani. B'den adım adım gidelim. Bakın bir adım, bir de bir birim olduğu burada zaten belirtilmiş. Bir adım sol. Bir daha gittim. İki adım sola gittim. Ve bir adım yukarıya. Yani iki birim sol, bir birim yukarısı olacak. Bakıyorum bu AB elendi. İki birim sol, solunun bir birim yukarısında. Yani cevap C şıkkı. D şıkkında iki birim sol, bir birim aşağı diyor. Bu yanlış. Cevap C şıkkı oldu. Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.